Güne önemli bir ekonomik veriyle başladık Türkiye özelinde. Ağustos ayı enflasyon gerçekleşmelerini öğrendik. TÜİK açıkladı ve Ağustos ayında tüketici fiyatları aylık bazda %1,12 artış gerçekleştirdi ve yıllık bazda enflasyon 19,25 seviyesine ulaştı. Şimdi tabii piyasa beklentisi bu seviyenin biraz altındaydı. Ortalama beklentilerde %1'in altında, %0,70 civarında bir aylık artış olacağı düşünülüyordu. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir gerçekleşme diyebiliriz. Ve bu gerçekleşme ile beraber Merkez Bankası'nın %19 olan haftalık repo faizi, yani politika faizinin üzerinde bir enflasyon rakamı ile karşı karşıya kalmış durumdayız. Bu da %0,25 civarında bir reel faiz, negatif faiz anlamına geliyor son durum itibariyle. Şimdi biraz da detaylara bakmak istiyorum. Ardından da size özellikle TL enflasyon açıklanması ardından Türk lirası ve Türk lirası varlıklardaki harekete ilişkin bir özet geçip bundan sonra ne olur? Tabii bir takım belirsizlikler var. Özellikle enflasyon gerçekleşmeleri konusunda burada da ekonomistler ve diyelim piyasa uzmanları ikiye ayrılmış durumda. Bir kısmı yılın son çeyreğinde baz etkisinin etkisi de dikkate alındığında düşecek olan enflasyon, yıllık bazda düşecek olan enflasyon rakamları da göz önüne alarak en azından Merkez Bankası'nın faiz indirimine kapı açılabileceğini düşünürken, bir kısmı da sonbahar aylarında da enflasyonist baskının devam edeceğini, üfe tüfe geçişkenliğini de göz önüne alarak, ki üfede bir geri çekilme görmüyoruz. Üfede yıllık gerçekleşme yine aylık %2,7 artış ile %45,52'ye ulaşmış durumda ve üretici fiyatlarındaki artışın, enerji ve ham madde maliyetlerindeki yükselişin sonbahar aylarında devam edebileceği negatif bir unsur olarak da görülüyor ve bütün bunlar hesaba katılarak Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi için yılın son çeyreğinde fazla bir manevra kabiliyeti olmadığını düşünenler de var. Bu anlamda da beklentilerin ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz, ama bizim beklentilerimize gelince Merkez Bankası'nın Ağustos ayında en azından yüksek çıkan enflasyon beklentileri üzerinde gerçekleşen enflasyon ardından Eylül ve Ekim aylarını görmek isteyeceğini ve imkanlar dahilinde ve enflasyon gerçekleşmelerini de takip ederek en iyi ihtimalde Kasım ayında bir faiz indirimine gidebileceğini düşünüyoruz. Ama bu faiz indiriminin de potansiyelinin limitli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sadece bizim için değil, küresel anlamda enflasyon bir problem olmaya devam ediyor. Gelişmiş ülke merkez bankaları da bunu sorguluyor. Şimdi kalemlere bakıldığımız zaman nerede TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış gerçekleştiğini şöyle söyleyebiliriz: gıda ve alkolsüz içecekler %29 oranında yıllık bazda bir artış gerçekleşmiş. Geçtiğimiz ayda %24,92 civarında bir yükseliş vardı gıda ve alkolsüz içeceklerde. Yaz aylarında olduğumuzu da düşünerek gıda fiyatlarındaki yükselişin bir miktar hız kesmesi, ki ürün bolluğunu da olabileceği dikkate alınarak geçtiğimiz senelerde mevsimsel etkide göz önüne alınarak düşünülüyor idi. Ama gerçekleşen olmadı. Zaten hani bir miktar çarşıya pazara çıkanlar, alışveriş yapanlar gıda fiyatlarında yaz aylarında bir düşüş olmadığını, hatta bir miktar yükseliş yaşandığını da görmüşlerdir diye tahmin ediyorum. Bunun dışında enerji fiyatları, evet, geçtiğimiz ay petrol fiyatlarında bir geri çekilme oldu ve enerji fiyatları tarafına bir miktar pozitif diyelim gerçekleşme oldu, ama yine de enerji fiyatlarındaki yükselişin Ağustos ayında yıllık bazda %20,72'lere ulaştığını görüyoruz. Evet, %29'luk artışın ardından yıllık bazda en yüksek gerçekleşmenin olduğu kalemler ev eşyası, ulaştırma, lokanta ve hizmet, oteller ve konut olarak ön plana çıkıyor. Lokanta ve oteller, tabii yaz aylarındayız, mevsimsel etki ve pandemiyle de en azından aşılama sürecine geçilmesiyle beraber artan servis sektörü aktivitesi, bunların hepsi bir yükselen maliyetlerin işletmeleri satışlarına yansıtmaları, hepsi bir arada geldiğinde bu tarafta da TÜFE'ye olan katkısı gözden kaçmıyor. Yine önümüzdeki özellikle sonbahar aylarında
Yani şimdi tabii gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yükseliş aynı zamanda bir miktar da bu geçtiğimiz ay ÖTV indirimleri kaynaklı özellikle bu taraftaki etkiyi, olumlu etkiyi aşağıya çekmiş görünüyor diyebiliriz. Bir taraftan da biraz daha detaya indiğimiz zaman üretici fiyatlarındaki artışın, yani üfedeki yükselişin hız kesmemiş olması göz önüne alınması gerekiyor bu noktada. Çünkü üfe tüfe geçişkenliği ile tüketici enflasyonunda da artış sürebilir beklentisi var. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak, piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen bir enflasyon rakamı, gıda ve alkolsüz içeceklerin yükselişte öne çıkması, ki Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefinde gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışının %15 civarında olacağı bekleniyordu ve hala bu seviyenin çok üzerindeyiz. Sonbahar aylarına giriyoruz. Bir takım ek tüfe tarafında değişkenler de özellikle devreye girebilir. Zaten konut tarafındaki, konut fiyatlarındaki artış bunun bir örneği olarak görünüyor. Çünkü okullar açılıyor. Bu taraftaki diyelim maliyet artışları yine tüfeyi yukarıya doğru çekebilir. Ama her halükarda özellikle yılın son çeyreğinde Kasım ve Aralık aylarında bir miktar geri çekilme olabilir, ılımlı bir düşüş olabilir ve Merkez Bankası da buna istinaden bir faiz indirimine gidebilir beklentisi, bir iyimserlik piyasalarda var. Tabii şimdi enflasyon önemli çünkü büyüme tarafında Türkiye bir post kompozisyon yakaladı ama enflasyon tarafında ılımlı bir geri çekilme olmadan ve bu sıkı para politikasının en azından enflasyonu aşağıya, limitli de olsa aşağıya çektiğine dair bir inanış yerleşmeden Türk lirası tarafındaki iyimser fiyatlamaların da kalıcı olacağını bekleyemeyiz. Nitekim dolar Türk lirası paritesi enflasyon rakamı öncesinde 8.26 küsür seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşadı. Ama 8.26.42 düşük seviyesini görmüş. Ama 8.25 altını test edemedi ve 8.25 üzerinde bir dengelenme çabasına içerisine girdi. Ve 8.30 üzerinde bir harekete başladı. Demek ki enflasyona hassasiyet devam ediyor ve enflasyonda iyileşme görmeden Türk lirasının değer kazanımının uzun vadeye yayılacağını beklemek yanlış olur. Kısa vadede Türk lirasındaki değer kazancını destekleyen gelişmeler vardı. Bunlar IMF'den gelen SDR tahsisi. Bunun dışında merkez bankaları ile diğer merkez bankalarıyla yapılan swap ihaleleri, brüt rezervlerde artış. Bunlar kısa vadede Türk lirasına pozitif etki yaptı. Onun dışında dolar endeksinin küresel döviz piyasasında değer kaybediyor oluşu, 92-93-70 seviyelerinden 92-50 seviyelerine geri çekilişi, Jackson Hole Sempozyumunda Fed'in başkanı yaptığı açıklamalarıyla piyasalardaki rahatlama. Bunların hepsi gelişen ülke para birimleri pozitif olarak düşünebilir ama Türk lirası özelinde enflasyon ön plana çıkıyor diyebiliriz. Burada da Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesini destekleyici bir takım politikaların, hem maliye politikalarının hem de diğer birimlerin, yani devletin diğer birimlerinin de bu konuda destek olmasının ve bir takım kalıcı önlemler ve reformlar yapılmasının şart olduğunu uzun süredir konuşuyoruz ve bu taraf takip edilecek ama tabii bunlar kısa vadede sonuç alınacak şeyler gibi görünmüyor. Zamana yayılacak aktiviteler olarak görünüyor. Şimdi dolar Türk lirası paritesinde 8.25 önemli bir sınır. 8.25 altına geri çekilebilirse eğer parite, 50 haftalık üstel hareketli ortalama 7.98 civarında bu seviyeye doğru kademeli bir düşüş olabilir. Bu iyimser bir senaryo olarak görünüyor. Ama sonbahar aylarında olası fiyat artışları, temel tüketim harcama grupları içerisinde yer alan olası fiyat artışları da göz önüne alındığında, ki olabileceği de düşünüldüğünde, enflasyonda kalıcı bir yükseliş için biraz daha zamana ihtiyacımız var diyebiliriz. Yukarıda 8.45 civarı önemli bir sınır. 8.45 üzerine tekrar yerleşirse parite, bu durumda da yine orta vadede halen devam eden yükseliş trendine devam edecek ve sürdürecek diyebiliriz. Yani uzun vadeli bir yükseliş trendi içerisinde
paritesine, dolar Türk lirası paritesi. Ama bizim Haziran ayı başında görülen 8.80 seviyesinden itibaren yaşadığımız geri çekilme kısa vadeli bir düzeltme hareketi. Ve bu düzeltme hareketi de sanki yavaş yavaş sona eriyor ve dip yapıyor. Bundan sonrasında biraz yukarı denemeler gelebilir gibi görünüyor. BIST 100 tarafına gelirsek, BIST 100 tarafında Ağustos ayında iyi bir ivme yakalandı. İşlem hacmi arttı. Bilançolar beklentiyi karşıladı. Bilanço bazında hareketlilikler oldu. Bunlar da büyük piyasa değerli hisse senetlerinin ve özellikle bankacılık hisse senetlerinin katkısı önemliydi. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda 1485 seviyesi zaten bizim de beklediğimiz bir sınırdı, bir seviyeydi. O seviyeye doğru bir yükseliş yaşandı. 1483 seviyesini gördü en son en yüksek BIST endeksi. Bu seviyeden bir miktar satışların geldiğini, aynı Türk lirasının olduğu gibi BIST endeksinde enflasyonu beklediğini ve biraz da yüksek enflasyonu bahane ederek bir miktar geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Şimdi tam anlamıyla bir geri çekilme ve bu yükseliş trendinin sona erdiğinden bahsetmek için 1430 önemli bir seviye. Bu seviyenin altına geçilmesi gerekiyor. Arada 1455 bir ara destek seviyesi. Ancak piyasanın hazır bu momentumu yakalamışken çok sert geri çekilmeler yerine biraz daha 1485-1490 aralığına direnç bölgesini yukarı yönde kırmaya niyet ederek en azından bir 1525 hareketi yapabileceğini, bu potansiyelin devam ettiğini düşünüyoruz. Her ne kadar yüksek enflasyon şu an için bir TL ve TL cinsi varlıklar için bir tehdit olsa da ve reel faiz anlamında negatif reel faize geçmiş gibi görünsek de hisse bazında hareketlilikle ve biraz da bu işlem hacmi korunabilirse bu seviye test edilebilir. Ama ondan sonrası için çok da fazla yükseliş için en azından Mart ayı yüksek seviyelerinin 1589'da buralara kadar yükseliş için geçerli sebep olmadığını düşünüyoruz. Evet, önümüzdeki çeyrekte, önümüzdeki aylarda sepet en azından dörtte birine kapsayan gıda ve alkolsüz içecekler tarafındaki fiyat artışları gene enflasyon üzerinde etkili olmaya devam edecek ve Merkez Bankası politikaları, Türk lirasının değeri ve hisse senedi piyasasında ilginin devam edip etmeyeceği de büyük ölçüde enflasyon tarafındaki gelişmeler ile belirlenecek diyebiliriz. Gerçekten her zaman önemliydi ama şu anda Türkiye için enflasyon bir miktar daha önemli bir gösterge olarak politikalarda öne çıkıyor. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.